Şimdi tabii ki de yapmazsak olmaz. Şunları bir deneyeceğiz. Buradan geçiliyor mu? Tren yolundan gidebiliyoruz mu? Bak bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli. Bizim izleyicilerimiz böyle şeyleri seviyor. Yalan mı? Seviyorsunuz abi. Gerçekten seviyorsunuz. Hep normal oynayan kişiler. Evet, tamam. Herkes normal oynuyor. Ama bunu kimse yapmıyor. Evet, tren yolundan Allah. Bu şekilde gidebiliyorsunuz. Raylar rahatsız etmiyor çok fazla. Güzel. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de İberya Delicesi'nde oynamaya devam ediyoruz. Bugün Barcelona'dayım. Şöyle göstereyim, kocaman İberya Delicesi'ni elimizden geldiğince oynamaya çalışıyoruz. 8 Nisan 2021 20.00'da Türkiye saatiyle Steam üzerinden çıkacak. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan satın alabilirsiniz. 20.00'da 8 Nisan'da. Unutmayın, kaçırmayın. Efsane bir DLC, ETS2'nin en büyük DLC'si. Şu anda garajın önündeyim. Bugün sizlere Barcelona'yı göstermek istiyorum. Elimden geldiğince bütün çevreyi dolaşmaya çalışacağım. Birazcık baktım serbest kamerayla. Şöyle bir göstermek istiyorum. Atmosferi mükemmel. Burada dikkatimi şöyle bir yol çekti. U dönüşü yapabiliyorsunuz. Bakın burada böyle izi mevcut. Şöyle dönüp ilerleyebiliyorsunuz. Zaten yolda da şöyle bakın çizgisi mevcut. 1.40 güncellemesindeyim. Grafikler efsane. Şuradaki yolu görüyor musunuz? Tren geçidi var. GTA 5 gibi gerçekten. Oyun ETS değil de GTA 5 gibi duruyor. Şöyle bir çıkalım. Bugün range'de sürüyoruz. 6 Nisan'da da yeni Renault tanıtılacak ETS 2 ile birlikte. İnanılmaz şeyler oluyor. Hepsini sizlerle birlikte paylaşacağım. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Tabii ki de çok önemli. Burada kavşak yok ama kavşak tarzı bir sistem yapılmış. Buradan geliyorsunuz. Sinyalinizi veriyorsunuz ve bu şekilde kavşak varmış gibi U dönüşü yapabiliyorsunuz. İnanılmaz. Biraz şöyle camlarımızı açalım. Bugün Barcelona'yı keşfediyoruz. Dolaşacağız. Her tarafını göstereceğim sizlere. Çok güzel duruyor grafikler gerçekten. Şahane yapmışlar. Helal olsun abi SCS'ye. Bakalım güzel böyle dar ara sokaklı yollar var mı? Onlara bakacağız. Burası taşıt girilmez diyor ama şuradan büyük ihtimalle girilip bir U dönüşü yapılır. Yapılmaz değil. Biz yaparız abi. Birazdan buraya gireceğim. Her tarafa bakacağız. Bak burada bir geçiş var. Bütün her taraftan geçeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bu haritayı oynayacağız komple. Tam oynanacak saat. Gerçekten tam oynanacak saat. Havayı birazcık gündüz yaptık mı hemen kararıyor. Kararıyor diyorum. Parlıyor. Çok fazla parlıyor. Bilmiyorum o neden o kadar parlıyor ama tam bu saat oyunun en keyif verdiği saatler bence akşama doğru. Çok güzel oluyor grafikler. 1.40 güncellemesiyle. Şahane. Biz şu anda İberya Delicesi'nin YouTuber'lar işte böyle tanıtım yapan kişiler SCS tarafından gönderilen kodlarla birlikte oynayabiliyor. Onu da söyleyeyim. Hani soran arkadaşlar oluyor bazen. Nasıl oynuyorsun? İşte biz de oynamak istiyoruz falan diyenler olabiliyor. Bu arada sağ şeritte park eden insanlar var. Bildiğiniz Türkiye gibi. Burası dolup taşar ha ben söyleyeyim. Gerçekten bu DLC çıktığında buralar dolup taşar. 1.40'ta. Aa, Renault Trucks var. Bir gidelim bakalım bu şey var mı acaba onu merak ediyorum. Örtülü, kırmızı örtülü tır var mı? Bence koymamışlardı buraya. Ha yok bak burada yok. Tam da yerine gelmişiz Renault'umuzda. Oo.
Maşallah binalara falan bak, güzel. Çok güzel. Burada ok işaretleri var mıydı? Böyle çarpı mıydı eskiden? Ok işaretleri var mıydı acaba? Yeni mi yapılmış? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Şöyle bir U dönüşü yapacağım buradan. Çünkü o tren rayının olduğu yere gitmek istiyorum. Buraya bir park bölümü bırakmışlar küçük, ufaktan. Mantıklı olabilir, güzel. Burada geniş bir firma var. Kocaman bir firma var burada. Acayip büyük yapmışlar. Burada bana yeşil yanıyor ama burada durmuyorlar. Burası çok güzel olmuş. Otobüs yeri. Vallahi yapmışlar gerçekten. Çok beğendim. Barcelona çok güzel olmuş. Böyle buraya girebiliyor muyuz? Onlara bakacağım. Evet, giriliyor. Gayet güzel. Açık. Açık olması güzel, avantajlı. Gireriz. Niye girmeyelim? Evet, bu bölüm dolaşıldı. İçeriye dolaştık. Burada ara yolları var. Şurayı da göstermek istiyorum sizlere. Eksik kalsın istemem. Bakın burada bir tünel var. Oraya bakalım önce. Etrafındaki yolları kaçırmak istemiyorum. Çok fazla detay var. Çöpler var. Barcelona'ya yakıştı mı? Messi'yi gönderin, toplasın lan bunları. Allah Allah. Bir dakika, firmaya giriş. Bak, buradan da bir giriş var böyle. Burada da çok garip bir yol var. Böyle karşıdan. Lan nasıl olacak bu? Şöyle mi olacak? Evet, şöyle geçebildiğimiz bir yol var. Buraya biraz ilginç bir tasarım yapmışlar. Ters gitmiyor mu inşallah? Aa, ters gidiyorum. Bak, karıştırdım işte çünkü. Burada ilginç bir tasarım var abi. Düz gittiğim anda mecbur ters yöne girmek gerekiyor. Ve gidebileceğim başka hiçbir yol yok. Ben de diyorum Allah Allah, bir garip geçiş buradaki. Şurada bir firma var. Açılacak mı? Açıldı. Trene selektör attım. Yol ayrımları çok güzel. Ben bayağı beğendim bu DLC'yi. Şimdi söyleyeceksiniz bana. Kaçak amma şey yaptın diye. Seyircisi önceden gönderiyor diye. Şey yapacaksın. Ama ben bütün her şeyi böyle diyorum ki. Beni birazcık tanıyorsanız. DLC çıktıktan sonra bile böyle diyorum ben. Ben seviyorum abi ETS'yi. Niye söyleyemeyim? Kötü olan şeyleri de her zaman söylüyorum zaten. Ama bayıldığım yer şurası bak. Şu bölüm. Burada bir park yeri var böyle. Ufak. Buraya bayıldım. Burası gerçekten şahane olmuş. Şu bölüm özellikle bakar mısın? Abi çok iyi. Bir de fotoğrafta çok güzel çıkıyor burası. Şey gibi böyle GTA 5 gibi sanki. Yemin ediyorum ETS değil de GTA 5 gibi duruyor oyun. Acayip beğendim. Şimdi tabii ki de yapmazsak olmaz. Şunlara bir deneyeceğiz. Buradan geçiliyor mu? Tren yolundan gidebiliyoruz mu? Bak, bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli. Bizim izleyicilerimiz böyle şeyleri seviyor. Yalan mı? Seviyorsunuz abi. Gerçekten seviyorsunuz. Hep normal oynayan kişiler. Evet, tamam. Herkes normal oynuyor. Ama bunu kimse yapmıyor. Evet, tren yolundan Allah. Bu şekilde gidebiliyorsunuz. Raylar rahatsız etmiyor çok fazla. Güzel. O detayı sevdim. Gidebiliyorsunuz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Çekilin, düt düt düt. Tren, tren geliyor. Horn. Horn. Büyük ihtimalle burada duvara çarpacağım. Yavaş gideyim. Evet, çarptık. Buraya kadar tren yolundan gidebiliyorsunuz. İsteyen gidebilir.
Şöyle gidelim. Renault bayisi. Buradan geçmiştik. Burada park eden yolun ortasında bir araç var. Park yeri yapmışlar. Var sonra değişik bir yer demek ki. Böyle detaylar olabiliyor. İşte bak şu oklar olmasa da şey yapabilsek. Ama bu oklar yeni mi geldi ben onu anlayamadım. Böyle çarpı oluyordu eskiden. Sürekli her yerde ama ok işaretleri de var mıydı onu çıkartamadım ya hatırlayamadım sanki buradan gideceksin gibi gösteren bir hani ok işareti var mıydı yok muydu onu çıkartamadım ben. Onu düşünüyorum. Onu bilemedim. Şimdi şu arka tarafa doğru gidelim. Baksanıza nasıl ki abi yemin ederim oyun GTA 5 olmuş. Vallahi GTA 5 olmuş. ETS2 yerine GTA 5'e girmişiz gibi. Gündüz çok parlıyor ama bak ona yalan yok. Gündüz aşırı beyaz oluyor hava. Ama bu saatlerde güzel. Şimdi şu limana doğru bir gidelim. Oğlum o kadar karışık ki yollar. Bak taşıt giremez diyor. Oradan oraya geçiriyor. Buradan bizi oraya geçiriyor. Ops. Geçeyim mi? Eyvallah abi. Görmedim. Vallahi görmedim. Küçücük arabasın. Nasıl göreyim? Buradan nereye gideceğiz? Burası kapalı mı? Bak orası kapalı. Şuradan şöyle gidiyoruz. Burada bir firmamız var. Bayağı bir içi büyük duruyor. Ama bizim girebildiğimiz yerler sınırlıdır herhalde. Ben bundan önceki videoyu yanlış saatte çekmişim. Vallahi bak saat 10 yaptık. Bir yapalım bak. Saati 10 yapayım. Bakar mısınız? Gerçi onun bunda da kötü olmadı o kadar ama birazcık fazla parlıyor sanki değil mi onda? Bilmiyorum bana mı öyle geldi. Güzel mi yine? Az önceki saat daha güzeldi. Bak şöyle 16-17 yaptığınızda bak mesela. 17 yapalım. Bak daha güzel oldu. Gördünüz mü renkler? Bilmiyorum bir gündüz birazcık fazla mı parlak kaçıyor acaba? Şuraya girelim. Oo bu ne lan? Ah be, şurası açık olsa ne köprüsü acaba bu? Bu ne böyle? Ah be oğlum çok iyiymiş lan burası. Ama kapalı. Tamam biz buradan U dönüşü yapalım biz. Orada bir işimiz yok o şeyde. Gemide. Siz nereye gidiyorsunuz oğlum? Orada bir şey yok ki. Uçurum lan orası uçurum. Şurada bir kamera işareti var. Neymiş bu kamera işareti? Bak. Ben bunu görmüştüm ama ne olduğunu unuttum. Dur bakalım bir girelim. Burada bir kamera işareti var arkadaşlar. ETS'de değişik bir sistem. Neymiş bu kamera? Durdurduk. Seyir noktası. Ha. Barcelona şehri. Dur bakalım bir. Neymiş ne değilmiş bir bakalım buna. Seyir şehri. Barcelona şehri. Seyir noktasından böyle bakıyoruz bunu. Ha kendi geçiyor böyle. Barcelona'yı tanıtıyor bak bizlere. Güzel. Ben bunu çünkü bir güncellemede görmüştüm. Ulan dedim bu neydi falan. ATS'de mi görmüştüm acaba? Böyle bir bölüm yapmışlar. Güzel valla. Bakalım ne kadar sürüyor acaba? Atlamayacağım bilerek. Oha burası neymiş lan? Ben buradan geçmek istiyorum. Bura bayağı güzelmiş. Ama biz geçemiyoruz büyük ihtimalle buralardan. Bilmiyorum. ETS çağ atlamış gerçekten. Çok güzel duruyor. Şu anda iyi ki Barcelona'da çekiyorum bu videoyu. Bizim olduğumuz yer şu sağ taraf büyük ihtimalle. Herhalde bu da sondur diye tahmin ediyorum. Bak biliyorum abi ben bu işi biliyorum. Ben bu işi biliyorum. Çünkü şu üstteki şeyden anladım bak. Nerede o? Şurada bir şey var. Geçiyor bak şu.
Şurayı gösterdi işte. Şuradan şöyle bir şey yaptı. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ama o kırmızı yer neresi acaba, üst geçit? Şu sol taraf mı acaba? Soldan bir devam edelim. Ok işareti solu gösteriyor bize. Tamam abi, dönüyorum sola. Ha, tek yön burası. Bak sağda dönemiyorsun. Bak burası tek yön. Bak mecbur solu dönüş. Detaylara bak, detaylara. Barcelona'ya bak sen. Çok güzel yapmışlar. Otopark. Giriliyor mudur lan? Dur bakayım bir şurada. Şuradan girsek mesela şöyle GTA 5'te çıkılır mı acaba? Deneyeyim mi? Arkadaşlar içinizde kalmasın, deneyeyim. Ama içinden geçiyor, evet. İçinizde kalmasın diye şöyle bir şey yaptım sizin için ama tahmin ettiğim gibi içinden geçiyor. Sizler için oğlum, sizler için. Bu kadar samimi bir YouTuber yapmaz mı? Yapar abi, sizler için ya. Sizler için. Her şey sizler için. Şimdi bunların yürüdükleri yer burası. Bak. Ha, alt geçit burası. Ama biz buradan geçebiliyoruz mu? Oğlum burada da yol var. Buradan da sürebiliyorsunuz. Ama o kırmızılı köprü nere? Buraya giremiyoruz bak. Burada çok güzel bir yer var. Keşke buraya girebilsek. Bir açık olsa, bir park yeri olsa kocaman. İnsek orada bir yürüsek. İki tur atsak. Tamam, ben nereye götür diyorsan beni oraya götürüyor. Oraya gidiyoruz yani. Yol nereye? Biz oraya. Az önce gösterdiği yerlerden bir tanesi. Ama giriş yok maalesef oraya, bakın. Orayı yapmışlar böyle ama giremiyoruz. Oğlum bayağı güzel lan Barcelona. Şimdi buradan sağdan gideceğiz. Yoksa yuvarlak çizmeye devam ediyoruz. Orası tek... Ya bir dakika abi. Şimdi bir dakika, kafam karıştı benim yolda. Şimdi ben buraya girersem buradan nereye gidiyorum ben? Oğlum bu ne biçim bir şey la? Aa, buraya gidek. Ama nereye çıkıyor bu? Oğlum aynı yere çıkıyor. Oğlum gidek lan, bir dakika, tamam hadi gidelim. Tamam, duyar gibiyim. Gidin, git 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 dediğiniz duyar gibiyim oradan. Tamam, şuradan gidiyorum. Ay Allah, oradan girilmiyormuş, şansa bak. Tamam, buradan gidelim. Yine aynı yere sokacak bizi galiba. Tamam, oradan gidilmiyor. Bu sağdan gideriz. He, tamam, sağdan gidebiliyorsun. Tamam, az önce baktığım yer burasıydı zaten, değil mi? Vallahi ilginç. Nereye çıkacağım acaba? Barcelona'yı zaten bir videoya sığdırdım. Bak buradan geçebiliyor muyum? Aa bak, buradan geçip orada... Ana, ne güzel yapmışlar orayı. O kameralı yer az önceki. Bakalım buradan nasıl gidebileceğiz. Aynı yere çıktık. Buradan böyle devam edebiliyorum o zaman. Tamam. Buradan buraya çıktım. Çok güzel yollar. Birazcık karışık. Beynim yandı ama bence güzel. Şey gibi değil ha, hiç yol gibi değil. Şuradan sağ yapalım bence. Oh be, çıktım vallahi bir şekilde. Çıkmayı başardık. Buradan tekrardan inebiliyorum. Çok güzel yapmışlar yolları. Buradan alttan geçiriyor. Bakın şu yola gidiyor. Biz şu an üstünden geçiyoruz. Alttan geçeceğiz şimdi sonra. Çok güzel yapmışlar Barcelona'yı. Bak bu videoda bana şey yapmayın ha. Çok fazla anlattın, çok konuşuyorsun demeyin arkadaşlar. Çünkü şaşırıyor insan. ETS'de böyle şeyler yoktu bu kadar. Şu ışıklar ne işe yarıyor Allah aşkına ya? Kırmızı yandığında bu tünele girsek ne olur, girmesek ne olur? Şimdi bana şey demeyin. Tünel kapalı olduğunda ışık kırmızı yanıyor. E tamam kardeşim de tünel niye kapalı? Yani oradan sonra nasıl geri döneceğiz mesela? Geri dönüş yeri de yok. Onu merak ediyorum.
Abo, yolun güzelliğine bakar mısın? Aa burası. Aa burası 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 burası. Burası az önceki kamerada. Dur dur dur, nerede kaldım? Lan bug'a girdim. Anam yan tarafta kaldı, bak şansa bak işte. Arkadaşlar az önceki yer, bak az önceki yer o meşhur yol. Oğlum çok güzel yapmışlar lan. Vallahi çok güzel yapmışlar. O az önce geçtiğimiz yer işte, yollar. ETS2 değil, GTA 5 olmuş burası. Barcelona bildiğiniz GTA 5. Onu söyleyeyim ben. Çok güzel olmuş. Bayağı beğendim. GTA 5'te simülasyon yapar gibi. İkisinin karışımı böyle. GTA 5'in atmosferi haritası, ETS'nin simülasyonu karışımı olmuş. Şimdi neredeyiz? Buradan sağ tarafa doğru gideceğiz. Barcelona'dan çıktım şu andan itibaren. Düz gidersem ne yapıyor? Beni döndürüp tekrardan Barcelona'nın içine getiriyor. Oo bak. Hiçbir yerde yoktu. Burada var. İberya derecesiyle yeni bir şey daha gördük. Işıklı tabelalar. ETS2'de var mıydı hatırlamıyorum. ATS'de var ama ETS2'de yok diye biliyorum. Tamam, bilet al diyor. Alacağız tabii oğlum. Kaçak mı geçeceğiz? Evet. O fotoğraflarda gözüken meşhur gişe burası. Bakmıştık hatta buralara bak. Son hali böyle kocaman gişelerin olduğu bölüm. Bilet al diyor. Biz buradan geçelim. Ağır vasıtayız biz. Aa, Tofaş Şahin'in logosuna benziyor lan. Tofaş'ın logosuna benziyor. Kaçak geçebiliyoruz mu? Geçemiyoruz. Kırmızı yandı tabii. Merhaba bilet, teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, o meşhur gişelerde burası. Kocaman oğlum, kaç şerit lan bu? Abo. Abo da ne abo? Sadece iki tanesi çalışıyor ama. Benim kafamı karıştıran nokta o. Tırlar sadece bu iki tanesinden geçebiliyor. Gerisi kapalı. Bazı 4 tane kapalı burada. Yani 5 tane gişe burada açık, 4 tane burada kapalı. Burada 2 tane ekstra kapalı. 2 4 6 tane de burada açık. Ama çok fazla gişe var. Burayı çok geniş tutmuşlar böyle, Barcelona'ya giden tarafı. Çıkışı da az tutmuşlar. Buradan sonra da bakın nereye gidiyoruz, ona bir bakalım. Buradan sonra da ayrı bir yere doğru gidiyoruz. Barcelona'yla alakamız yok. Evet, o meşhur gişelerde videomuzu noktalayalım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Güzel bir beğeni istiyorum arkadaşlar. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Birçok arkadaşımız izliyor. Hem abone olmuyor, hem beğeniye basmıyor, hem yorum yapmıyor. Hemen böyle tıklaya tıklaya geçiyor. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.